Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi en halaka lakum min anfusikum azvajan liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp Aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. En bereketli nikah külfeti en az olanıdır. Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden birisi de evliliktir. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlilik hem kadına hem de erkeğe dini, hukuki ve ahlaki sorumluluklar yükleyen mukaddes bir sözleşmedir. Evlilik külfet değil berekettir. Meşakkat değil rahmettir. Evlilik sadece biyolojik ihtiyaçların karşılanmasından da ibaret değildir. Aynı zamanda gönüllerin, ideallerin, sevinç ve hüzünlerin paylaşılmasıdır evlilik. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere evlenmek gözü haramdan korur, iffeti muhafaza eder. Evet, evlilik güçlü bir toplumun sağlam bir geleceğin temeli ve teminatıdır. Eşleri kötülüklerden koruyan güvenli bir sığınak her türlü tehdide karşı sağlam bir kalkandır. Nitekim Yüce Rabbimiz evliliğin bu yönünü Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber vermektedir. Hünne libâsülleküm <Sessizlik> ve entüm libâsüllehün Eşleriniz elbisenin bedeni koruduğu gibi sizi haramdan koruyan bir örtüdür. Siz de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz. Evlilik erkek ve kadının karşılıklı rızasıyla şahitler huzurunda kıyılan nikahla tesis edilir. Nikah İki gönlün birleştiğinin can yoldaşı ve hayat arkadaşı olduğunun ilanıdır. Nikah akdiyle eşler birbirine karşı sevgi, saygı, sadakat, sabır, şefkat ve merhameti şiar edineceklerinin sözünü verirler. Varlıkta ve yoklukta, sevinçte ve hüzünde her daim birbirlerinin yanında olacaklarını kabul ederler. Evliliğin ilanı olan düğünlerimizde asıl olan tevazu ve sadeliktir. Gösteriş, aşırılık ve israftan uzak olmaktır. Ne var ki günümüzde evlilik için yapılan gereğinden fazla harcamalar aileleri sıkıntıya sokmaktadır. Eşlerin yuva kurarken ağır bir borç altına girmeleri huzur ve mutluluklarına engel olabilmektedir. Hayatlarının en güzel zaman dilimi maddi kaygılar nedeniyle huzursuzluk ve zorluk içerisinde geçebilmektedir. Hatta bundan dolayı kimi evlilikler ya başlamadan bitmekte ya da zamanla ayrılıkla sonuçlanabilmektedir. Evliliğimizin her safhasında Rabbimizin rızasına, peygamberimizin sünnetine uygun hareket edelim. Evlatlarımızın yuvalarının temelini besmele ile atalım. Düğün yaparken İslam'ın emir ve yasaklarına riayet edelim. Mahremiye sınırlarını ihlal etmeyelim. İnsanın sağlığına ve saygınlığına zarar veren her türlü haramdan uzak duralım. Toplumun huzurunu bozan, çevreyi rahatsız eden, insanların canına ve malına zarar veren tutum ve davranışlardan kaçınalım. Rabbimizin her an bizi görüp gözettiğini, Yaptığımız her şeyden mutlaka hesaba çekeceğini unutmayalım.